Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fihin Kur'anu hudel linnâsi ve beyinatin minel huda vel furkan. Ramazan Risalesi'nden Ramazan Risalesi 6. nükteye geldik. 6. nükte. Burada takip edenler için söylüyorum. Oruç, sam, siyam ya. Siyam neydi? Siyam kalp ve ruha oruç tutmak. Kalp ve ruha oruç tutmak. Sam? Bedene. Akla. Oruç, bedene oruç tutturmak. 3 çeşit oruç var. Sam, siyam. Evet. Oruç, sam, siyam. Şimdi siyamın direkt kalbe baktığına en güzel delil bu. Üstad, altıncı nükte. Bunu böyle tasvip etmiş. Ustad. Ben ilmihal defa orada görmedik bir şey. Yok. Nadir abi, üçü yeni de aynı zikrediliyor. Ya. Ha? Yeni bir şey bu ya. Yeni tabii. Allah Allah. Yeni. Bak siyamın ruha baktığını, kalbe ve ruha baktığının altıncı nükteye bak ne güzel sarahate söylüyor. Ramazan-ı Şerif'in siyamı. Siyam. Ne demek ya? Lugatına bakarsan ruha oruç tutturmak. Sav, aklı oruç tutturmak. Oruç, bedeni oruç tutturmak. Hepsi hitap ediyor ya. Yani. Allah Allah ya. Sevgilim benim. O kadar hoş ki ya. Her gün oku, vallahi her gün değişik mana. Hasta oluyorum. Dedim ya niye sam kullanıyor, niye siyam kullanıyor, niye oruç kullanıyor? Niye, nerede ne kullanıyor? O çok önemli. Siyama bir baktım, direkt ruhta. Bak ha ruhta, şimdi ruhta konuşacağız. Şimdiye kadar böyle tefsir yapılmıyor. Ne böyle olur mu ya? Böyle tefsir olur mu ya? Oruç bedene, yeme, içme, cinsellikten uzak. Oruç bu, böyle dalin amin. Ya usta tuhaf ya. Ruha oruç tutturulur mu ya? Nasıl bir şeyse. Ha bakalım şimdi. Bak, ruhun orucuna bak. Bak, nereye taşıyacak bizi. Hoşuma gidiyor ya. Zevk alıyorum. Risale-i Nur'a lugat diye bakmıyorum ki. Tabir ya. Her bir kelimesine şöyle bakıyorum. Siyama. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. 4 isimle bakıyorum. Bunun bendeki karşılığı ve bunun kainattaki karşılığı nedir? İnan. Çok tuhafıma gidiyor. Ramazan-ı Şerif'in siyamı. Bak Ramazan-ı Şerif'in, Ramazan dışındaki o siyam değil. Oruçta da tutulur ya Ramazan'ın dışında. Nafile oruçlar var. Şevval var. Eyyam-ı Biyavu var. Ramazan-ı Şerif'in ama. Ramazan-ı Şerif'teki oruca has bu siyam. Siyam diyebilirdi. Ramazan-ı Şerif'teki siyam. Ayın bir özelliği var. Nafilelerde yok mu siyam abi? O yok. Yani ruha tutuluyor, bu mertebesi yok. Anlatacağım, şu mertebe yok. Siyam var ama bu mertebesi yok. Bu mertebe yok. Ramazan-ı Şerif'te az. Bir tuhaf ay. Ramazan-ı Şerif'in siyamı, bak bedenle hiç alakası var mı? Oruç mu şimdi okuyacağım yer? Hiç oruçla alakası var mı? Bak bakalım. He? Şimdi anlaşılıyor değil mi? Hiç oruçla alakası var mı? Yeme, içme, cinsellikten uzaklaşmak mı anlatacak şimdi 6. nükte? Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle. Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne bakıyor. Oradan bak şimdi siyam nereden menba alıyor? Nereden kaynak alıyor? Ramazan'da indi ya, şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an huden linnâsi ve beyinat minel huda vel furkan. Ramazan'da da, Ramazan'da biliyorsunuz. Ramazan ayı doğru yolu bildiren, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. Bak, lef-i mahfuza yazıldığı ay değil, buraya indirildiği ay. Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki
çok hikmetlerinden birisi şudur ki, bir kere siyam, Kur'an'ın nuzulu ile alakalı bir tabir. Kur'an'la alakalı. Öyle mi? Risale-i Nur'a böyle ülfet, ülfeti kırıyor böyle dikkat edin. Ha bakalım ne yapmış? Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nuzul etmiş. Bak işte. O Kur'an'ın zamanı nuzulunu istihzar ile. İstihzar? İstihzar. Ne? Bilmiyor musun? Bir de okuyayım. Bakın bakayım. Kur'an-ı Hakim, hikmetler dolu olan Kur'an, Hakim, hikmetler dolu olan Kur'an, madem şehr-i Ramazan'da nuzul etmiş. Niye seçilmiş o ay? Hakimi mutlak olan Allah'a tesadüf yapar mı? Yapmaz. Seçmiş. Kur'an, zeminini bulması lazım ki insin. Kur'an unutmayın canlı ve ruhludur. Elinizdeki Kur'an değildir. Elinizdeki mushaftır. Mushaf sayfalanmıştır. Şekillenmiş harflerdir. Kur'an o değildir. Kur'an söyleriz biz. Kur'an okunandır. Karşılığı insandadır işte. Bu mushafı okuyunca sende ortaya çıkan Kur'an'dır. Senin Kur'an'ındır. Kur'an'ın 55 tane ismi vardır. Bir tanesi Furkan'dır. Kainat yani. Donmuş Kur'an, kainat. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Büyük Kur'an. Bu kainata Kur'an diyoruz da. İnsan Ekber diyor o kainata. Değil mi Nadir abi? Hatırlarsın. Şimdi bak. Kur'an-ı Hakim dura dura okuyunca madem şehr-i Ramazan'da nuzul etmiş o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istisar ile onu bizi hazırlar ve hatırlatır. Ramazan. Ramazan ayı Kur'an'ın nüzulünün havasını, atmosferini insanda oluşturur. Hazırlar insanı ona. Bakayım ne olacak şimdi bak. O semavi hitabı, Allah'ın hitabı, Allah seni kale aldığı aydır. Yani ey kulum, ey insanlar, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Allah'ın dediği ay, seni muhatap aldı birebir. Ay ya Kur'an, Allah'ın bizi muhatap aldığının belirtisi neydi? Kelamını göndermesidir. Göndermese beni muhatap aldığını nereden bileceğim ki? Beni kale aldığını ben nereden bileceğim? Kur'an'la dedi ki ben seni kale aldım, kale alıyorum. Muhatabın birinci derecede sensin. Belli olduğu ay Ramazan. İnsanın insan olduğunun fark ettiği ay. Emaneti fark ettiği ay. Emaneti fark. Bak insan, insan olduğu bilinme denmeseydi insan olduğunu bilen bilinmeyecekti, bilemeyecekti. Ne oldu mu ben nereden bileceğim ki? Ben kimim? Ha doktor, birisi bana demese Allah aşkına ben ne olduğumu nerede bileceğim diyor da ben hala kendimi tanıyamıyorum. Denmiş, tefsirler yazılmış, alimler gelmiş, ders yapanlar anlata hala anlamıyorum kendimi. Bir de anlatmamış olduğunu farz edin. İşareti Caz'da diyor ki Kur'an gelmemiş olsaydı insan hayvan olarak kalacaktı. Yeme ve üremeye mahsus olacaktı. Nereden bilinecekti insan kainatın surasıdır? Nereden bilecekti Kur'an'ı hulasasıdır? İnsanın insanlığını fark ettiği aydır. İnsanın muhatap edildiği aydır. İnsan emaneti fark ettiği aydır. Emanet-i kübra. Sana yüklenmiş, dağlara yüklenmemiş. Ver bana demiş adeta insan. Emanetini hamlettiği aydır. Emaneti fark ettiği aydır. Kendinden sıyrılıp esas gaye maksat edindiği aydır.
İnsanı insanlık makamına çıkarıldığı aydır. Ve beşeriyetten sıyrılma ayıdır. Simgesel olarak da buna benzemek adına yeme, içme ve cinsellikten uzak durma ile bedensel ifade ediliyor. Ruhsal bu değil ama. Ruhsalı okuyacağım biraz sonra. Bu bedensel, Allah'ın en güzel aynesi olan insan, Allahu Ehad'a en cami bir ayna olan insandır. Onu fark ettiği aydır. Niye? Allah yemez, içme, cinsellikten ihtiyacı yoktur. Onu en iyi gösteren aydır insan. Yemez, içmez insan, haşa, haşa ama Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatını gösteriyor. Bu az bir şey mi? Allah yemez, içmez, cinselliğe ihtiyacı yoktur. Onu örnek olduğu şey yapıyoruz, aynadarlık yapıyoruz. Ve ümmeti Muhammed'in tek ayna oluşu bir aydır. Ayna. Şualarda okudum ben bunu. Ayna. Ümmetin tek bir hakikat olduğu. Yani tek muhatap olduğu. Sanki farklılıklar kalkmış. Bütün Müslümanlar tek olmuş. Tek muhatap ilahi olmuş. Ayna. İşin aslı o zaten. Aslı bu. Tek olmak. Evet. Teke gelmek. Evet. Sıyrılmak yani. Adamdır tektir. Elhamdülillah ya. Tutamıyorum kendimi ya. Ne biçim şey ya. Böyle okuduğun zaman tabirlere ne diyor ya? Bak şimdi okuyacağım daha acayip. Bugün okumuşum ben bunu da onun için diyorum. Bak şimdi Kur'an ne olacak? Nasıl anlayacağız? Kur'an nasıl şey yapılır? Yaratılış gayeni öne çıktı. Evet, yaratılış gayeni anladığın, fark ettiğin, fikredip, mahsedip, zevk ettiğin aydır. Emaneti hamlettiğin aydır. İnsan olduğunu fark ettiğin andır. Allah'ın seni muhatap aldığı anladığın aydır. Seni muhatap aldığını nereden bilecektin? Çok acayip yani. Bizimle daha önceki ümmetler yani kardeşim onlara Kur'an inmedi, onlar fark etmedi mi? Barla'da ne diyor Barla'da? Barla'da diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri yardımcıları olan sair enbiyalara verilen kitap ve suhuf Kur'an'dan ahsedilmiştir. Kur'an'dan verilmiştir. Kur'an'dır onlardan yine. Kur'an'ın o zamandaki dersidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri ve yardımcıları olan sair enbiyalar, peygamberler. Barla da söylüyor. 328 yani, miydi? Kur'an hem de Ramazan, Kur'an aydın diyor. Yani Ramazan'da mı Kur'an gelmiş abi? Semai dünya Kur'an Ramazan'da. Semai gelmiş. Evet. Tecridi gelmiş. İşte evet. O Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile onu bize hazırlar. Kur'an'ın melekütiyetine şimdi bu siyam lef-i mahfuzdan dünyaya inişini anlatmıyor. Kur'an lef-i mahfuzdan peyderpey Cebrail ile gelmiş ya. O oruçtur. Savm. O savm. Akla bakıyor o. Oruç bedene bakıyor. Yeme içme. Savm lef-i mahfuzdan peygambere peyderpey indirilmeyi simgeler. Savm. Siyam ise daha acayip. Allah'lık hakikatinden lef-i mahfuza indirilmişi simgeliyor. Sen de sanki kenarda lef-i mahfuzdan daha yukarıda imkan ve vücub ortasına geçerek Kab-ı Kavseyn makamında durarak Allah lef-i mahfuza Cebrail'e veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta ona ilka ederken, Kur'an ilka ederken duyma makamına sanki duyuyormuşsun gibi bir halet-i ruhiye oluşturduğu aydır. Mesnevi'den okuyacağım bunu söylediğimi. Allah'lık hakikatının lef-i mahfuza indirilmişi siyam, lef-i mahfuzdan arza, dünyaya, peygambere indirilmiş, peyderpey indirilmiş sal, bedeni ona uygun hazırlamak oruç. Hem manevi esas o ya. Esas o be kardeşim, esas. Esas o. Be yeme içmeme bir şey değil ki ya. Doktorum gülüyor. Bir şey değil ki bu manada. Bak şimdi. Bugün şeyi o Kur'an nasıl orada ne yapacağız bak şimdi.
istihzar ile istifal hazırlamış insanı. Ramazan'da böyle bir halet-i rüya ile hazırlıyor seni. Yani Allah'lık hakikatinden lef-i mahfuza Kur'an'ın indirilmesi veya Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine Kur'an komple ilka olunmuş. Haşa, anlamak için kuzum. Allah, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an buna verilirken sen de burada duyuyorsun. Sen de bakıyorsun. Allah'a da görüyorsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da görüyorsun. Bu makama seni hazırlayan bir aydır. Yani bunu işiten Allah'tan peygambere Kur'an verilirken gözlüyorsun ve işitiyorsun. Makamındaymışın gibi oluyorsun bu ay. Okuyacağım 140 Mesnevi Nuriye'de. Bir yerde geçiyor, bir yerde değil, Mesnevi Nuriye ya. Öyle gibi dinle. Ha? Öyle gibi dinle. Öyle gibi dinle de sen dinle yani. Ben dinleyeyim öyle gibi. Öyledir. Öyledir kardeşim, öyledir. Fıkıh-ı Ekber'de diyor zaten. İnsanı Allah'a görmeye muhatap. 576 sözdedir diyor zaten. Allah'ı görmek sünnettir. Resulullah'ın şeyi. Çünkü insan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği astidisidir. Şualar 218'de demiyor mu? İnsan tarif ederken ne diyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın çekirdeği astisi ya. Sen o çekirdeğin içinde değil misin? Ağaçta dal budak olmadan önce her şey çekirdekte değil miydi? Peki çekirdekte meyve koku yok mu? Var. Ben bedenen yaratılmadan önce çekirdekteydim diyor meyve koku yaprak. Öyle mi? Öyle. Bu kainat yaratılmadan önceki, ben de yaratılmadan önce, Adem de yaratılmadan önce, cennet de yaratılmadan önce ben Nur-u Muhammedi'deydim. İşte o noktada Nur-u Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir. Her bir insan bunu fark etmeli. Bunu fark etmeden, duymadan, tefekkür etmeden ölmemek lazım. Yoksa makamımız çok mahdut olur, nakıs olur, yazık olur yani. Bunu fark etmek lazım. Şu anlarda söylüyor yani. Gaybi bir şey söylemiyor. İnsan tarif ederken 20 vecile mi diyor? 20 vecile insan tarif ederken 3. madde. İnsan kainatın ayet-i kübrası. İnsan kainatın ayet-i kürsisi. İnsan kainatın hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesi. Hepsi yani. Bunu fark ettiği andır işte bu. Vay. Feyizli şeyler. Vay. İstihzar ile o semavi hitabı insanı bir öyle bir hazırlıyor ki, semavi bir hitap. Allah'a direkt muhatap olma hitabı. Berzah yok, Cebrail yok. Cebrail yok. Olduğunu nereden biliyoruz? Miraç'a giderken 3 şey yanındaydı. Nur, emanet, başka? 3 şey yanındaydı. Anahtar. Ne anahtar? Bizim kapı anahtarı. Nur. İbadet miydi abi? O zaman bulu. Yanında 3 tane şey vardı. Sözlerimi getirsene Allah aşkına ya. Sözlerimi de getir, varlığımı da getir, böyle bir getir de bu akşam. Nur. Nur namaz. Değil. Namaz da cem edilmiş. O semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için, onu fark etmek için, yani insanı o Kur'an'ın nuzulunu, Allah'ın seni muhatap aldığı hakikati, ruhunu hazırlayıp sen de bunu, buna muhatap olduğunu fark etmen, fark edebilmen için bazı şeylerden sıyrılman gerekiyor. Yani bloke olmuşuz. Bloke olmuşuz. Onlardan kurtarıyor bizi Ramazan. Nedir o bloke? Beden, nefis, his ve heva, ruhu kafes demiş. Ruh nefes alamıyor. Aynen öyle yaptığın gibi. Nefes alamıyor ruh. O zaman diyor ki,
Ey kulum, evet ya Rabbi. Allah'ım kurtar beni bundan. Allah'ım muhatap olacağım sana. Kurtar beni bu kafesten. Nefsi bir darbe vuruyor. Nefsi yırtıyor. Ruhu yapıyor. Yani Ramazan, ruhun kafesten çıkmasıdır. Özgürleşmesidir yani. 430 muydu? 500. He? Meyveler değil miydi abi? Yok, o değil. 428'de. Yanında neler varmış? Emanet varmış. Nur varmış. Anahtar varmış. Nedir o? Emanet, ene. Nur, iman. Hayatı mahiyeti gizli defineleri açacak bir anahtar köşesi. İnsanlığın mahiyeti anahtar. Anahtar. Gir içeriye. İçeride emanet kutusu var. Kafamızda kalsın, simgeleyeyim. Doktorum, al anahtarı. Gir odama. Girdin. Karşıda bir tane kutu var böyle. Emanet kutusu, emanet. Kutsi emanetler var. Aç onu da. Aa, baktın içinde imam var. Allah Resulü Miraç'a giderken bu üçü yanındaydı. Üçü de ben vardım. Herkes vardı. Şuurundaysan malına sahip çık. Allah Allah. Bak. 560. Bu okuduğum 428. Bak 560'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte çendan o bir attır. 560'da ve o seyahat, o miraç bir miracı cüzidir. Tek. Ama 33 tane miracı var Allah Resulü'nün. Bu bizim bildiğimiz miraç, ustad onu ayırıyor diğer miraçlardan. 6. şuada diyor ki bu miraca miracı ekberi Muhammed'i de söylenen o sözler diyor. Ekber koyuyor. Ekber konuluyorsa bir şeyde asgar da var demektir. Mefhumu muhalifiyle. Miraç'ta söylenen sözler demedim. Miracı ekberi de denilen o sözler. Ekber olunca asgari de var. Bizimki olursa asgar olur. He? Bizimki olursa asgar olur. Yani bizimkisi asgar oluyor. Allah Resulü şahsiyetik itibariyle giderse kendi kemalatıdır. Ama emaneti, nuru, anahtarı yanına alınca kübra oluyor. İçinde yoktu o. Emaneti bak neydi? O seyahat bir miracı cüzidir fakat bu abdin bütün kainata taluk eden bir emanet beraberindedir. Bütün kainata taluk eden bir emanet beraberinde almış Allah Resulü. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberindedir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Hususi olarak yapmıyor. Allah da onun karşısında hususi Allah'lığından çıkmıyor tabi ya. Böyle bütün kainatın sahibi olarak çıkıyor. Yani ehadiyet, vahidiyetin muhatındaki ehadiyetle. Miraç oraya bakıyorlar. Acayip bir şey ya. Acayip şeyler yani. Ehadiyetin en geniş dairesinde oldu. Ehadiyetin en geniş dairesi. Kapı açık. Yani. Bazıları diyor, abi şu Allah'ı görmek meselesini sayfayı söyle ya. La bu kadar mesaj gelir mi ya? Bunu okumuyor musunuz ya? Allah'ınızı severseniz hiç mi okumuyorsunuz ya? 563 sözler. Ondan sonra yerleri söyleyeyim. 428, 562, 650, 666, 571 sözler. Büyük Mesnevi 545, Mektubat 305, Mektubat 307, Sözler 581, 573, 574. Ondan sonra şualar 730, Mektubat 306. Bir sürü yer var yani oraya da gidince. Bir tane yeter sana. 563 yeter sana. Tamam.
Allah'a görmenin. Şimdi neredeydik? Kafa altısı oldu. Biz niye geldik buraya? Neyse. Ha. Bir de şey göstermek istiyorum. Çok soru geliyor. Abim, Kur'an'la insanlık fark ederse, Kur'an peygamberimize indi. Adem aleyhisselam, ya diyorum ki arkadaşlar, Barla'da diyor ki, o peygamberler peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mü'ini ve yardımcısıydı. Şeyse, kitapları ve suhufları ise Kur'an'dan verilmiştir. Sayfa 324-328 söyledim. Bak diyor ki, Nur-u Muhammedi ve Hakikat Ahmedi aleyhissalatü vesselam, Divan-ı Nübüvvet'in hem fatihası, peygamberlik hakikatın hem fatihası, hem hatimesidir. Fatiha baştır. Kur'an'ı düşünün. Fatiha baştır. Değil mi baş? Peygamberimiz aleyhisselam, peygamberlik hakikatının divanının, yani meclisin, padişahların divanı olurdu ya, Divan-ı Humayun, toplantı. Ha, bu peygamberlik divanının hem başı hem sonudur. Bütün enbiya onun aslı nurundan istifaza ve hakikat-ı dininin neşrinde onun müminleri ve vekilleri hükmünde oldukları. Hakikat-ı dini neşretmekte Allah Resulü'nün yardımcıları, yardımcısı ve vekilleriymiş. Kitabı da söyleyecek. Ve Nur-u Ahmedi aleyhissalatü vesselam Cephe-i Adem'den ta zat-ı mübarekine mütesessilen tezahür edip neşi nur ederek intikal ede ede ta zuhuru etemle kendinde cilvelger olmuştur. Hem mahiyeti kutsi Ahmediye Risale-i Miraç'ta kati bir surette ispat edildiği gibi şu şeceri kainatın hem çekirdeği aslisi hem ahir hem en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de şimdi dinleyin. Hakikat-ı Kur'aniye zaman-ı Adem'den şimdiye kadar Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını neşederek Kur'an, diğer peygamberlerin suhuf ve kitaplarında Kur'an nurunu neşede ede, tamam olmadığı için o suhuf kitabı Tevrat, Zebur denmiş, suhuf denmiş, neşederek gele gele ta Nusay-ı Kübrası, yani o zamandaki Kur'an'ın dersleri verile esas Nusay-ı Kübrası, büyük nusası olan Kur'an, mazar-ı etemi olan Kur'an-ı Azimüşşan suretinde cilveger olmuştur. Baştan beri onun nuru. Baştan beri, onun dışında bir şey yok. Öyle bakacaksın, şahsın evet. Manidiyesi. Ona hayatta İsa Efrad hükümden. Hepimiz, Adem Aleyhisselam da dahil, Nuh da dahil. Tek nokta adamda toplama. Tek nokta, hepsi onun nurundan. Hepsi. Tek bir hakikat var ya, tek bir insanlık var. Mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayrı mümkün. Sen kalbine bir tek daha dikkat etse kendini. Peygamber gördü ve selam verdi şey, üstadımız gece aleminden. Hissedebilirsin yani. Şahsen. Peygamber şey, üstadımız girdi kalp ve ruhun dairesine değil mi? 28. sözlemada. Girdi. Allah Resulüne selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah dedi. 28. lemada ya. Ya onun nuru bizde var zaten. Onu keşfet. Mehmet, bu akşam ateş atıyor, kol sıcak, soğuk koy. Bugün zevk alıyorum. Nur Muhammed'i keşfettim, her şeyi keşfettim demek. Elhamdülillah, çok doğru söyledin Nadir abi. Nur Muhammed'i ile eni... Nur Muhammed'i iş görüyor, ta en baştan beri. Bunu fark etmenle, bunu fark edebilmen için fakire göre eni fark edeceksin. Ben, Nur Muhammed'i. Kendinden fark et. Nasıl bir şahsiyet manevesi var düşün yani. Vay be. Hayat varsa İsa'yken de hayat efradı geçer. Mecbur da sikeyhadeyi gösterdiği gibi her bir sikeyhadeyi hakim sebebi gösterip şirk işlemek dert eder. Hakiki tevhid de var. Yani. Ve nereden bunu anlayacaksın? Enfüz tevhid ederek bizzat kalbe bakarak hissiyle böyle şey yapabilirsin yani. Yapabilirsin.
Vallahi baş döndürücü şeyler. Ondan bir cilveciyi bizde de var. Nurman Bey. O semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için, onu fark etmek için bu anlattıklarımızı miraçtır. O bütün peygamberlerin mühünü vekili, bütün kitaplar Kur'an'dan ahsedilmiş. Bunu fark etmen için belirli bir şeye gelmen gerekiyor, kıvama gelmen gerekiyor, muhatap olman gerekiyor bu hakikata. Bunu Ramazan yapıyor, vesile oluyor diyelim. Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halatından, nefsin hacat-ı süfliyesinden, süfli ihtiyaçlarından ve malayaniyat halatından tecerrüt, tecerrüt, sıyrılmak ve ek ve şürp, ek ve şürbün terki ile melekiyet vaziyetine benzemek, yemek ve içmekten çıkıp melekleşmek adeta. Gündüz melekleşiyor insan. Melek oluyoruz, melek. Melek de yemez, içmez. Ve bu suretle o Kur'an'ı yeni nazıl oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitab-ı ilahiyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek. Ne demek biliyor musun? Yani sanki öyle bir halet, öyle siyam seni taşıyor kalbin ve ruhun orucu ya, Kur'an sanki Allah peygamberine söylerken, verirken dinler gibi oluyorsun. Zamanı rekanı kaldıracaksın. Bak ne diyor, evet. Bak ne diyor, ondaki hitab-ı ilahiyi güya geldiği ani nüzulünde, geldiği ani nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Cebrail aleyhisselam'dan, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi, Allah'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur insan. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Bak şimdi, Mesnevi Nuriye'de bunu açık söylüyor. Sayfa kaç? 140'ta. Bak, Kur'an'ı şöyle dinleyeceğiz dinlerken, okur, dinlerken, okurken. İlem eyyühel aziz. Kur'an-ı Kerim okunurken ve istimaında bulunurken, okurken, okunurken sen istima, semiye dinlerken bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. Kur'an'ı 3 şekilde dinleyeceksin, dinleyebilirsin 3 şekilde. Oruçta mı, saf seviyende mi, siyamda mı? 3 şekilde. Değişti mi şimdi oruç? Oruç tutmayacağız arkadaşlar. Siyam tutacağız Allah nasip ederse. Yani üniversiteyi bitirene, diploması olana, ilkokul diploma var denilir mi? Siyama geçen zaten orucu tutuyor. Ama her oruçlu siyamlı değil. Her siyamlı hem oruçludur hem sağımlıdır. Ama her sağım oruçludur. Ama her oruçlu sağım tutmaz. Bak şimdi, 3 tane şekilde dinleyeceksin. Oruç mu, sağım mı, siyam mı? 1. Bak makama bak. Bunu nasıl çıkıyorsun sen? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı dinlerken bak böyle ol. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp Nevi Beşer'e hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O femmi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ayet geldiği zaman hutbeye, kürsüye çıkarmış. Bir yükseğe çıkarmış. Bazen Hazreti Ali'ye basarmış. Ayeti tebliğ edermiş hemen. Sen de Kur'an'ı okurken veya dinlerken şöyle bir hayal ol. Kalben ve hayalen şöyle ol. Kalben ve hayalen.
Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanındayım. Orada Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyi anlatırken onu dinler gibi ol. Bizzat kendisini duyuyorsun. Resulullah'ın ağzından Kur'an. Böyle o. Birinci dinleme makamı bu. Bu oruçtur. Efrada hitap ediyor. Bir daha söylüyorum. Peygamber ümmetine, sahabesine Kur'an ayetlerini geldiği gibi takdim ederken sen de kenardan, zaman ve mekandan sıyrılarak onu Resulullah'tan dinliyor gibi ol. Direkt hiç. Sahabeden gelmiyor sana. Direkt Resulullah'tan. Bu makam açık. Mesela bir tanesini söyleyeyim. 19. mektubu yazan ustad bir tarih kitapları ile yazılmaz o hulasa. Barla'da diyor ki ey ustad diyor, teyit edip ustad da onaylamış gibi. Sen diyor 19. mektubu yazarken zaman ve mekandan sıyrılarak sen o halette, o zemindeydin ki bunları yazabildin 19. mektubu. Yazılmaz yoksa. Bedir'de, Uhud'da bizzat bulunmuş. Üstad tarihiyatta zaten bilmemiş ya hani seyahat yapan. Seyahat ya, seyahat var ya ayeti kübrada. İmam-ı Rabbani Medresesi'ne girdi, şeye gitti, ona gitti, buna gitti ya. Bunlar kardeş bizim için zor zannettiğimiz var ya. Yok yok. Mazi ve mustakbel. Çok kolay be sevgili kardeşim. Zaman ve mekandan sıyrıldın mı, beden gılafından sıyrıldın mı, dünkü Leyla-i Kadir'i bugünle beraber görürsün. Peygamberimiz ta gözümüzün önünde aslında. Tabii bu şahsiyet imanı hissetmek, bu şey imanı inşallah bağlı. Bize çoğu insan ne diyor biliyor musun? Sende onun nuru var ya, sende ondan bir şey var, tecelli var bizde de aynı. Nur Muhammed'in bir çekirdeği var bizde. Eyvallah. Birinci dinleme böyle olacağız. Kur'an dinleme. Bu oruç. Şimdi sağlık. Veya Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e aleyhisselatü vesselam tebliğ ederken ya Muhammed ayeti al. Cebrail Muhammed aleyhisselatü vesselama söylerken sen üçüncü bir şahsın. Orada kenardan her iki hazretin arasında yapılan tebliğ ve tebellü, tebliğ etme ve tebliğ almayı, dinler gibi, görür gibi, vaziyetinde dinler gibi ol. Üçüncü şahıs sensin, kimse yok. Cebrail, peygamber sen. Böyle bir haletle ol. Tayyat okuyoruz ya. He? Tayyat okuyoruz ya. Ne okuyoruz? Tayyat. He, tayyat. Ben Efendimiz tayyatı okurken... Bir Cenab-ı Allah var, bir Cenab-ı Allah Cebrail var değil mi? Kelime şehadet getiren kim abi burada? Cebrail. Burada hepsini getiren kim? Biz değil mi? Biz. Yani o zaman Cebrail çıkıyor, biz giriyoruz araya. Biz üçüncüsü oluyoruz. Fazla karıştırma şimdi. Aslında Nur Muhammed'in resimde gelebilir her şey. Asıl o. Bir de anlat da bir duysunlar. Ben demedim ha, ben bir şey demedim. Bir de anlat. Şimdi biz tayyatta okuyoruz ya. Tayyatta diyoruz ki, Peygamberimiz şey ilk önce Allah selam veriyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Sanın üzerine olsun. Esselamu aleyke sen. Kezzamir ya sen. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi ve rahmetullah ve bereket. Peygamberimiz nasıl selam alıyor? Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Alıyor arkasına atıyor. Na diyor na selam. Burada diyor ki ya Rabbi senin selamın bana ve benim ümmetimin üzerinde de olsun. Orada ümmeti bile unutmamış. Ben seni hatırlayacağım orada. La baklava yerken hatırlamıyorum da seriye bağlıyorum. Çorbada hatırlıyorum ama yavaş yavaş çalışıyorum ki bitsin çabuk. Onlar da Nur Muhammed'de. Onlar da çorbalarda. Ama farkına varmamış bazı. Yani orada Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi. Peygamber. İkisi. Yani ya orada da ümmetini nasıl unutmadı? Bu ne biçim şefkatli peygamber dedi. Cebrail bunu duyuyordu. O zaman dedi ki Eşheden la ilahe illallah. Allah emrediyor. He? Allah Cebrail'e emrediyor. Emrediyor. Bunu söyle diyor. Bunu söyle diyor Cebrail. Cebrail zaten ayetinde söylüyor bunu. İşte biz kelime şerif getirdiğimiz zaman abi
Allah'tan emir alıyormuş gibi dememiz lazım. Abi. Direkt. O anda. O anda. Ve eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdu ve resuluhu diyen Cebrail'dir. Niye dedi? Ya bu ne biçim insan, bu ne biçim şefkatli bir şey. Allah selam verdi teki zamiriyle, esselamu aleyke ya nebi. Bu dedi ki, esselamu aleyhine ve aleyhi ve dillahi salihin. Yani selamı bana ve benim ümmetime de. Yani alırken ümmeti adına alıyor. Bu ne biçim şefkatli peygamber, ümmetini burada da unutmamış. Ya bak öyle yaratmış. Öyle, bu kadar şefkatli, Cebrail'i de aşmış. O zaman hayret ediyor, kafası duman atıyor. Demek ki o zaman hayretini şöyle ifade etmiş. Onun sözüdür. Eşheden la ilahe illallah dedi, o işte o. Demek ki namazda biz derken sanki Cebrail'leşiyoruz. Esselamu aleyke deyince hadithin en geniş dairesine ayna oluyoruz. Esselamu aleyhine ve aleyhi ve dillahi salih deyince Nur-u Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi oluyoruz. Şehadet getirmeyle Cebrail'leşiyor insan. Evet, rastgele demedim. Bazen deyim böyle. Hepsi Nur-u Muhammediye. Hepsi deyim, bazen deyim. Cebrail de bendedir. Cebrail'lesim ne ki? Cebrail bile aşıyor insan ya. İkinci dinlerken böyle ol. Bu hitap akla gelmiş. Bu savun. Sam böyle yapar. Üç, siyam veya Kabul Kavsen makamında 70 bin perde arkasında mütekellim-i ezelinin, bak haritaya hayal edin bizim haritayı. Çizgi doktor. Mehmet hayal edin. Kabul Kavsen vardı ya. Tam orada Kabul Kavsen imkan ve vücub. Vücub, vacibul vücud, haşa anlaşılması için. Yoksa mekan. Allah'lık hakikati, mülk, mahluk, imkan, vücub ortasındaki Kabul Kavsen arasındaki o mesafe bile, o çizgi 70 bin perde arkasında mütekellim ezelinin, Allah'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Allah peygamberimize Kur'an'ı tamamen vermiş. Sonra peygamberimiz dünyaya geldikten sonra Cebrail ayeti getirince peygamberimiz zaten kalbinde o vardı. Mukayese edermiş. Yani başka ne diyor ya, Cebrail diyor ki sana Kur'an'ı veren kim diye söylüyor. He işte onu söyledik, ortalık karıştı, daha demeyeceğim. Kim diyor Kur'an'ı veren kim diye? Ortalık karıştı, bir yani sürü şeyler yapmışlar, Vehhabilere gitmiş sana falan. Sana veren kim diyor? Kur'an'ı Cebrail veren? Var bir tane böyle, o bile medar bahsetmiş. Anlamıyor ki, peygamber şey anlamış. Şunlara bak diyor ya. Peygamber anlayışına bak. Allah'ını seversen ya. Şunlara bak diyor ya. Kainatın çekirdeği diyorlar diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber. Ya diyor doğumu belli dedi ya. 571'de doğdu dedi ya. Ölümü belli. Bu nasıl kainatın başı olacak diyor. Ya Rabbi. Peygamber anlayışına bak. Peygamber anlayışına bak ya. Anlamadığını kabul etmez. Peygamber anlayışına bak. Yani hayretimden gülüyorum. Sinirimden gülüyorum. Bu kadar gabi ve gabavetli olur mu insan? Peygamber'e bak ya ne diyor? Bedensel, yani peygamberi beden olarak kabul ediyor. Bedeni 571'de ortaya çıktı. Hakikat o değil ki. Biz alim ervahta değil miydik cesede gelmeden önce? O ben değil miydim? Ona demiyor mu ki Allah ayetinde, ben Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum kalu bela. Siz söz vermediniz mi? Peki ben cesede döndükten sonra mı Allah bana sordu? Sormadı. Ama Allah beden hiç kale almıyor. Ruhumu kale alarak ben size ruhunuza hitap etmedim mi diyor. Ama adamın peygamber anlayışına bak. 571 ile anlıyor peygamberi. Bedensel cisme peygamber anlıyor. Kafa yok ki. Kafa olmuş, sıkışmış maddeye. Bir kere ayet onu cehrediyor. Peki Allah elestu bi rabbikum dediği zaman cesede mi dedi? Ceset neredeydi? Ondan sonra hangimiz diyebiliyoruz ki biz böyle bir şey hatırlamıyoruz? Hatırlamıyoruz. Bedensel hatırlamıyoruz tabii. Ruhta var bu. Allah ayetinde diyor. Kalu bela dediniz diyor. Niye sözünüzden gözüyor? Peki ona soralım. Sana ne zaman dedi Allah? Bedene mi dedi, ruha mı dedi? Ha demek ki sen ruhla berabersin zaten. Kabirde nereye hesap soracak Cenab-ı Hak? Nükel Mekir. Cesedine mi, ruhuna mı? Sen
bedenle misin yani? Sen, sana ben hitap ederken, şimdi konuşurken cesedine mi hitap ediyorum? Ulan safhada bu ceset 6 ayda bir değişmiyor. Değişmiyor mu? Senede 2 defa değişiyor. Ya peygamberim bedensel bir makamda ifade ediyor. Anlamamış. 571'de doğdu diyor. Nasıl kainatın çekirdeği olur diyor. La kardeşim sen peygamber yani sen bile 20 sene 60 sene önce değil. Stav kainatın başından beri ruhlar aleminde Allah sana hitap etmiş. Beşeriyet takılmamış, nefis takılmamış, ruhuna hitap etmiş. Allah kendi ayetinde diyor. Ben size Rabbiniz değil miyim? Evet dediler diyor. Bazı ruhlar etmedi diyor. Orada da isyan eden varmış yani. İyi ki elhamdülillah bizimkisi etmiş. Ya, kim ne yaparsa yapsın boşver. Abi Abdülkadir Geleni hani doğmadan annesini kurtarmış ya. Değil mi? Bak şimdi bak. O, şimdi Abdülkadir Geleni evvelden gelmiş. Evvel vardır, evvel olmayacak. Yani ben bir şey demedim ha o diyor. Herkes anı bakmıyor ya. Bak bunu nerede diyor. Mektubat İmam-ı Rabbani cilt 2 sayfa, onu da not aldım bak. Şu. Bak. Diğer kaynak. Ve düzandan hariç. İmam-ı Rabbani cilt 2 sayfa 1629'da Cafer-i Sadık radıyallahu anh namazda ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyordu. Kim diyor biliyor musun? İmam-ı Rabbani Hazretleri naklediyor. Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Amcası değil mi peygamberimizin? Bak ne diyor? Ben diyor, iyi dinleyin. Namazda ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyordum. Okuyordu. Hele şey. İyyâke ne'abudu ve iyyâke... Rivayette bu geliyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Olmadı. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. İyyâke ni'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'a hitap ediliyor da biz sana ibadet ederiz. Tamam? Senden yardım isteriz. Sen karşı ki gayb değil, ben sen o değil. Ke sen iyyâke ni'budu. Ne'budu, ne'budu. İyyâke sen sana. Teke tek oldu yani. Bunu ama Olmadı. Cafer-i Sadık kendisi diyor. E ne oldu? Nihayet öyle diye diyor tekrar ederken, olmadı okurken bir daha nihayet onu tekellüm edenden dinledim. Ve namazda bayılmıştır. Bir baktım ki diyor Allah okuyor. Böyle zaten de bayıldım diyor namazda. Bir nihayet onu tekellüm edenden dinledim diyor. Allah'tan dinliyor. Kim? Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Maşallah. Bir baktım onu. Ramazan bambaşka. Şimdi... Daha getiremeyeceğim. El Fatiha. Evet.